Ne demişti Sayın Cumhurbaşkanı? Helalleşelim esnafa yönelik olarak böyle bir cümle kurmuştu. Ama işte kredi kartı borçluları bankalara böyle diyemiyor. Milyonlarca insan borçlu ve diyemiyorlar ki bankalara biz de helalleşelim. Bugün kameralarımız Ankara'da cumartesi günü kurulan kısıtlamalar nedeniyle haftada bir gün kuruluyor biliyorsunuz. Pazar yerlerinde, semt pazarlarındaydı. Kameraman arkadaşlarımız, muhabir arkadaşlarımız sordu. Hakkınızı helal ediyor musunuz diye. Bakın ne dediler. Helallik mi kalmış? Kim kime dumduma? Bu sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helallik çağrısına karşılıktı. Buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz. Ya helal edilir mi? Marketler çalışsın, esnaf yatsın, öyle bir şey var mı? Banka açık, noter açık, pazar kapalı. Hadi biz helal edek, 83 milyon kişi ne diyecek abi? 17 günlük kapanma sürecinde ikinci kez tezgah açabilen pazarcılar tepkiliydi. Mağdur olmak ne abi? Ben 20 gündür yatıyorum. 4 tane bebe var kardeşim. Haftada bir cumartesi günleri, o da 2 haftadır açıyoruz. Ondan önceki haftalar hep yatıyoruz evde. Millet artık son derler ya, hani son tıka mı derler, son dibe mi derler, neyse artık millet daha o kıvama gelmiş. Yani bundan daha beteri, daha kötüsü de olmaz hemşerim. Aldığımız tedbirleri de vatandaşlarımızın işine, aşına, ekmeğine zarar vermeyecek esneklikte uygulamaya özen gösteriyoruz. Kapanma döneminde bittik yani. Hiçbir gelir yok. Yardım da yok. Yardım yapılıyor deniyor ama kime yapılıyor, neye yapılıyor bilmiyorum. Türkiye'nin başkentinde Ankara'da bir pazar yerinde durum bu. Gelin şimdi sizi Trabzon'a, AK Parti'nin, MHP'nin güçlü olduğu bir coğrafyaya götüreyim. Bir de Trabzon'dan bir ses duyun. Acaba onlar haklarını helal ediyorlar mı? Sen affetsen ben affetmem. Hakkımı helal etmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız helallik istiyormuş. Ben ona asla hakkımı helal etmiyorum. Benim hayatımı alt üst edip mahvedip helallik isteyen zihniyeti de zaten anlamış değilim. Yazıklar olsun. Devlet Bahçeli'ye de bir şey söylemek istiyorum, Sayın Devlet Bahçeli'ye. Hani benim püskevitim, hani benim çikolatım. Evde çocuklar geçen televizyon reklamlarda şey izliyordu. Püskevit çikolata reklamları. Kızım döndü, baba hani benim çikolatım dedi. Dedim kızım, çikolatanı Devlet Bahçeli yedi. Sana kalmadı. Ona da hakkımı helal etmiyorum. Hiçbirinize hakkımı helal etmiyorum. Bir yüzükle gelmiştiniz ülkenin başına. Şimdi kaç tane yüzünüz var onu da bilmiyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Hakkımı nasıl helal ederim? Tekrar bir yüzükle beraber bu ülkenin başından giderseniz size o zaman hakkımı helal ederim. Ankara'nın sesini duyduk, Trabzon'un sesini duyduk. Gelin bir de isterseniz İstanbul'a gidelim ve İstanbul'da Beşiktaş'ta Beşiktaş Esnaf Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Durmuş'a soralım. Hasan Bey hoş geldiniz Halk TV Ana Haber'e. Sizin helalleşme gündeminizde durum ne? Yani tamam mıdır? Haklar helal midir? Ne düşünüyorsunuz efendim bu cümleyle ve esnafın durumuyla ilgili? Ya esnaf tabii çok zor durumda. Yani özellikle bu son kapanmanda birkaç gündür de yaşadığımız bu belirsizlik bizi biraz strese soktu açıkçası. Biz artık yani Cumhurbaşkanımız bir bakıma itiraf etti sanki helallik istediğine göre. Biz de devletimizden helallik isteyeceğiz. Bugüne kadar ödenmeyen vergiler, stopajlar, gelir vergileri, KDV'ler, kiralar, bunlarla ilgili biz de bir helallik istemek istiyoruz. Eğer böyle ödeşeceksek, devlet bize hakkını helal edecekse neden olmasın? Biz de hakkımızı helal ederiz. Yani demeye getiriyorsunuz ki bize verilen destek paketi. Çünkü hükümet ısrarla diyor ki bize esnafa yardım yaptık, destek verdik. O destek paketi bizim borçlarımıza ve borcu borçla kapattığımız ekonomimize hiçbir katkı sağlamadı. Doğru mu anlıyorum? Buna yanıtlarken lütfen pazartesi günü kabineden nasıl bir karar beklediğinizi veya bu kararın bugünden açıklanmamasıyla ilgili düşüncenizi de paylaşır mısınız lütfen? Şimdi bakın bizim yüzlerce, yani sadece Beşiktaş için konuşmak gerekirse, gerçi ülkenin genelinde aynı sıkıntı var ama yüzlerce üyemiz var ve bunlardan hiçbiri bu açıklanan desteklerden bizler de dahil olmak üzere faydalanmadık maalesef. Yani öyle koşullar var ki
Herhalde faydalanmamak üzerine hazırlanmış koşullar bunlar. Dolayısıyla bu desteklerden faydalanmadık. Faydalansak da zaten çok küçük rakamlar. İstanbul'da, Beşiktaş gibi bir yerde dükkan kiraları, iş yeri kiraları çok bariz herkes tarafından biliniyor. Verilen rakamlarla, desteklerle tabii ki bunlar zaten karşılanmıyor. Şu anda birkaç gündür çoğu arkadaşımız bizi arıyor. Yazıyorlar bize pazartesi ne yapacağız diye. Açıkçası biz de bilmiyoruz pazartesi ne yapacağımızı. Keşke yani sokakta sıradan bir vatandaşın bile bunu hesap ettiği durumdayken koca devlet bunu hesap edemiyor. Yani bir iş yerinin açılması için gerekli hazırlıklar var. Araya işte bu kapanma girdi, bayram girdi. Çoğu personelimiz il dışında, memleketlerinde. Bunların gelmesi var, iş yerlerinin hazırlanması var. Yani bunu birkaç gün önceden söylemek ne kadar zor olabilir ki? Zaten pazartesi 17'sinde biteceği belliydi. Bu yasağı koyduğumuz günden beri 17'sinde biteceği belliydi. Bu günlere çalışılabilirdi. Bir program yapılabilirdi. Bir şey hazırlanabilirdi ama maalesef son güne kadar halen daha belirsizlik var. Devam ediyor. Ama yasak bitiyor. 17 Mayıs'ta sabah 5'te bitiyor. Biz yasak bitmiş gibi gidip dükkanınızı açacaksınız. Sokağa çıkacağız. İş yerimize gideceğiz ve hazırlığımızı yapacağız, açacağız. Peki sonrasını hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Zaten Hasan Durmuş'a çok teşekkür ediyorum. Hasan Bey'in de söylediği gibi eğer pazartesi günü örneğin insanlar gitti, kepenkleri kaldırdı, dükkanları açtı, bir